önümüzdeki günlerde ilk vurucu etki hiperkişiselleştirilmiş finansal uygulamalar dediğimiz alanda gerçekleşecek. Bunlar dış müşterilerin, banka müşterilerinin kendi finans hareketlerinden onlara çok daha kişisel yatırım ürünleri tavsiyesi, alışveriş tavsiyeleri, fatura ödemeleri gibi kendi hayatlarına dokunan ve kişilerin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmesine imkan sağlayacak. Zira burada üretken yapay zekanın Gen AI diye Generative AI olarak bildiğimiz üretken yapay zeka alanında yazılmış akademik makalelere de baktığımız zaman bu akademik makalelerde kişiselleştirilmiş öneri sistemleri konusunda özellikle son bir yılda çok fazla akademik makale yayınlandı. Bize şunu söylüyor aslında, akademik makalelerin yayınlanması takribi 5 sene içerisinde bunların son kullanıcılar nezdinde açılması demek oluyor. Dolayısıyla üretken yapay zekanın içerisinde geliştirdiğimiz hiper kişiselleştirilmiş öneri sistemlerini biz aslında finansçıların ve dolayısıyla dış müşterilerimizin de kullanımına sunacağımıza inanıyorum. Bunun yanında yapay zekanın ilk kullanım alanı aslında bankaların ve finans kuruluşlarının risk yönetimi alanında oldu. Müşterilerin borçluluğunu takip etmek ve gecikmesini önlemek amaçlı alınan aksiyonlardan oluşur risk yönetimi. Şimdi risk yönetimi yapay zekanın ilk kullanım alanıydı ama özellikle kuantum işlemcili bilgisayarların yaygınlaşmasıyla beraber ve bu kuantum işlemcili bilgisayarların üzerinde yapay zeka algoritmalarının çalışılmasının deneysel çalışmaları tamamlandı. Dolayısıyla yine 5 sene sonra biz aslında çok kuantum işlemcili bilgisayarların verdiği hız ve daha az hatayla risk yönetimini yapay zekanın, klasik yapay zekanın elinden alıp kuantum işlemcili bilgisayarlar üzerinde çalıştırılacağına inanıyorum. Böylelikle risk yönetimi çok daha az risk iştahı alarak daha fazla finansal kurumlara zarar getirmeyecek şekilde yönetilecek hale gelecektir.